Seçim dönemi Türkiye Partisi olacağı sloganıyla %13 oy alarak barajı aşan HDP'nin terör destekli söylem ve eylemleri incelemeye alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında anayasanın 68 ve 69. maddelerinde belirtilen hiçbir siyasi parti suça teşvik edemez hükmü uyarınca harekete geçti. HDP hakkında re'sen inceleme başlatan başsavcılık, bu kapsamda basında çıkan haberler, parti hakkındaki şikayetlerle HDP'li bazı parti yöneticileri hakkında başlatılan soruşturmaları mercek altına aldı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Bürosu'nun incelemeye aldığı açıklamalara gelince, HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın büyük tepki çeken şu açıklamasını da incelemeye aldı. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Biz sırtımızı kime yasladığımızı söyledik. Ayrıca Selahattin Demirtaş'ın halkımız, siyasi kurumlarımız, sivil toplum örgütleri, belediyeler, meslek örgütleri gibi bütün toplumsal yapılar kendi güvenlik tedbirlerini de geliştirmelidir açıklamaları da mercek altında. Ayrıca HDP milletvekili Faysal Sarı Yıldız'ın PKK kuryesini Ceylanpınar'a götürdüğü görüntüleri de incelemeye alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin faaliyetle söylemlerine dair incelemenin ardından gerek görürse dava açılması için harekete geçilecek. Anayasanın 68. maddesine göre siyasi partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava Anayasa Mahkemesi'nce kesin karara bağlanıyor. AK Parti grubunun teklifiyle 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği için siyasi partilerin kapatılmasının tamamen kaldırılması da teklif edilmişti. Bu yönde yapılacak anayasal düzenlemeye CHP, MHP ile BDP de destek vermemişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından HDP ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. PKK güzellemesi yapan HDP vekilleri hakkında Cumhuriyet Savcılarına suç duyurusunda bulunuyoruz. Milletvekili terör örgütü vekili değildir. Sırtını terör örgütlerine dayayanlar sırtınız çok acıyacak dedi.